Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi mi geldin? Evet. İbu uyuyor mu? Hı, istersen uyandırayım. Yok, bırak uyusun. Bugün öyle yorgunum ki. İbo kalksa da gitsek. Sen nasılsın? Ha, iyiyim. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Babamın çalıştığı gazinoda şarkı söylemeye başlayacağım. Ne dersin? Avans bile aldım. Sesimi öyle beğendiler ki. Ne? Ahmet. Ahmet bir dakika. Yazıyor. Çanlara yapar yazıyor. Yazıyor. Sekizler yazıyor. Usta, ben gidiyorum. Biraz işim var. Bugün gelemezsin. Pek zannetmiyorum. Al Filiz'e verdiğin kalsı. Bir daha onu kandırmaya kalkışma. Ben kimseyi kandırmadım. Her şey kendi rızasıylaydı. Neden kendi gelmedi? Gelmedi ve gelmeyecek. Onunla meşgul olmayın. Peki ama siz? Sizi bizi yok işte, o kadar. Ne o? Ne oluyor? Dün bizim Nevres'in kızına avans vermiştik ya. Geri getirmiş, suratıma fırlattı. Niçin? Sana ne? Bana mı ne? Filiz'in çalışması seni ne kadar alakadar ediyorsa, çalışmaması da beni o kadar alakadar eder. Filiz'i ağzına alamazsın sen. Sonra bak, külahları değişiriz ha. Vay! Peki. Alacağın olsun senin. O ergeliğe ne biçim bakıştı öyle? Şöyle. Dur, Sofiye evladım, dur. Şşş, otur, otur. Neden parayı Ahmet'le gönderdin? Başka türlü hareket edemezdim. Etmen lazım. Koskoca bir istikbal bu. Bir okuyucu demek. Dünyanın parasını kazanacaktın. Koca her zaman bulunur ama böyle bir istikbal her zaman ele geçmez. Sana 1000 kere söyledim, beni dinlemiyorsun. Şu kuklacıyı dinle. Ah deve, ben sana göstereyim lan. No, gene ne kaynatıyorsun kuklacı? Buyur Ahmet abi, hoş geldin. Avanstan bahsediyorduk. Niye avansı Ahmet abiyle gönderdin dedim. Sonra Ahmet abinin başı belaya girer, istemem de. Bıyak ulan, ye yemezler. Ne yemezler? Ahmet abiyi sevdiğimi cümle alem bilir. Başı belaya girmesin diye öyle söyledim. Boş ver ulan sinek, ye yemezler. Ektirtme bana. Sen ne mikyopsun ulan, ah! Biraz evvel koca her zaman bulunuyor ama böyle bir istikbal bulunmaz demiştin. Senden iki vida sökersem 7 sülalen geçer. Dandırma, kısa kes, aydın havası olsun. Deve! Senin mide solucanı seni, ben sana gösteririm. Sen zaten kaşındın bugünlerden. Niçin üzülüyorsun?
Kuklacının gevezeliğine sıkıldın mı yoksa? Yok canım. Ya? Babanı işten çıkaracaklarını düşünmemiştim. Ya böyle bir şey olursa? Bütün üzüntün bu mu? Çıkarsa ne olur? Hem sen varsın. Ben varım ama onun üzülmesine dayanamam. Bir defa evlensek. Babam bizim yanımızda daha rahat olur. Elbette. İhtiyar oturur köşesinde rahat eder. Ne kadar iyisin Ahmet. Neyin var senin? Suratını asmış kara kara düşünüp duruyorsun. Derdin mi? Söylesene. Ne düşünüyorsun dedim, söylesene. O ergeleyi. Sen kimden bahsediyorsun? Unutmuş görünme hemen. Bana yutturduğunu mu sanıyorsun? Sen kimden bahsediyorsun ayol? Gazinoda bana yumruk atan itten. Senin içini çekerek baktığın ergeleden. Öf be Supi, ne kötü kalplisin. Unuttum bile ben onu. Ona haddini bildirmekte yardım edeceksin bana, değil mi? Ne istersen yaparım. Bırak şimdi bunları. Al dedeciğim, ilacını iç. İşten çıktık. Üstelik bizde bu hastalık. Aşık sen olmasan. Ben olmasam sana kim dedi de? Hiç kimse yavrum. Sen olmasan benim için dünya olmaz. Ben olmazdım. Kim olurdu? Kim olursa olsun vız gelirdi. Benim yetimim. İki gözüm, ruhum, yavrum, hayatım. Ağlama dedeciğim. Sen olmazsan bana kim çikolata alır, kim çalgı öğretir? Yavrum benim. Yarada seni. Maşallah, bugün seni iyi gördüm Nevret. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Bu sefer yolcuyum galiba. Rüyasını bile gördüm. Baba, neler söylüyorsun? İhtiyarlık bu kızım. Ölürsem odumu kıymetini bilen birine satın. Birkaç bin verirler. Torunuma, ışığıma iyi bakın. Çikolatasını alın daima. Bırak bunları da elbiseleri ver. Hani götür sat diyordun. Filiz yavrum. Ver benim sahne elbiselerimi Haydar'a. Götürsün satsın. Niçin sattırıyorsun baba? Paraya ihtiyacımız yok hamdolsun. Gücenme ama ıskatçıya benziyorsun vallahi. Ben mi? Ayıp ettin Filiz abla, anlamadın sen. Bu elbiseler durdukça iyileşmez baba Nevres. Hastalığının sebebi işten kovulması. Peki peki. Sen aldırma. Götür sat Haydar. Gelirken ışığa bir çikolata getir. Merak etme. Ben hasta yattıkça torunuma öteberi alırım bu parayla. Gel kız, gel gel. Beni dinle. Bu elbiseler durdukça zavallı Devres iyileşemez çünkü. Peki peki hadi.